Her insanın yaşadıklarını, hissettiklerini bir şeye kağıda geçirme şekli farklıdır. Kimisi bunu müzikle yapar, kimisi şiir yazarak, kimisi roman kitap yazarak bunu yapar. Necip Fazıl da şairlik yeteneklerini kullanarak şiir yazarak anlatan derdini insanlardan birisiydi. Üstad Necip Fazıl bir gün okulda, gençlik aynı benim yaşlarımdayken, kolejde bir kıza aşık olur. Kız voleybol oynar, her gün o kızın maçlarına gider. Hiçbir zaman da kaçırmaz maçlarını. Kıza iyice vurulmuştur Necip Fazıl, genç Necip Fazıl. Kıza açılmaya da bir nevi utanır, çekinir. Bir gün yine voleybol maçını izlerken kızın en iyi yaptığı şeyi yapıyor ve cebinden bir kalem kağıt çıkartıyor. Ve herkesin bildiği o ilk dörtlük şiiri yazıyor. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Bunu ilk dört kısmını yazıyor kağıda. Maç bittikten sonra kız soyunma odasına gidiyor, üstünü değiştiriyor ve çıkışında Necip Fazıl eline o kağıdı tutuşturuveriyor. Ertesi gün Necip Fazıl yine okuldayken genç kızın karşıdan ona doğru yürüdüğünü görüyor. Kız kağıdı Necip Fazıl'a geri veriyor ve şunları söylüyor. Dün yazdığın şiiri çok beğendim, çok teşekkür ederim ama ben de galiba sana karşı aynı hisleri hissediyorum. Lakin ben şu an başka birisiyle beraberim. Ondan da hoşlanıyorum. Onu şu an terk etmem için bir sebebim yok. Belki ondan bir gün ayrılırsam beraber oluruz diyor Necip Fazıl'a. Necip Fazıl da diyor ki tamam, ben o güne kadar seni bekleyeceğim diyor. Günler, haftaları, haftalar, ayları kovalıyor ve o kız tekrar Necip Fazıl'ı tekrar buluyor ve diyor ki istersen şimdi tekrar deneyelim. Necip Fazıl da cebini karıştırıyor ve o kağıdı çıkartıyor. Şiirin son dört kısmını yazmıştır artık. Geçti istemem gelmeni, yokluğumda buldum seni, bırak vehmimde gölgeni, gelme artık ne yarar. O kağıdı kızın elini uzatıyor ve çekip gidiyor. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Geçti istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni, bırak vehmimde gölgeni, gelme artık neye yarar.